Salı meclisleri 15 günde bir farklı konu ve farklı konuklarla sizleri bir araya getiriyoruz. Bugünkü konumuz güzel konuşmak. Konuğumuz ise İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi, kulak, burun, boğaz ve ses bozuklukları uzmanı Profesör Doktor Mehmet Akif Kılıç hocamız. Ve konumuz çok önemli efendim. Konuşmak. Yakinen incelendiğinde konuşabilmenin ne kadar büyük bir nimet olduğunu anlıyoruz. Konuşmak için gırtlak yapısı, ses telleri, boyun kasları, dudak, dil ve diş yapısı hepsi bir bütün olarak birlikte çalışıp bu duyduğumuz sesleri oluşturmaktadır. Müthiş bir ahenk ve birliktelik gözlemliyoruz. Evet, Rabbimize ne kadar şükretsek azdır efendim bu nimet karşısında. Ben hocamızı buraya davet etmeden önce hocamızın biyografisini okumak istiyorum. Profesör Doktor Mehmet Akif Kılıç, 1960 yılında Mersin Gilindire'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kahramanmaraş'ta tamamladı. 1978 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden 1984 yılında mezun oldu. Tıpta uzmanlık eğitimini 1989 yılında Sağlık Bakanlığı Ankara Numune Hastanesi'nde tamamladı. 1989-1994 yılları arasında Kahramanmaraş Devlet Hastanesi'nde kulak, burun, boğaz hastalıkları uzmanı olarak görev yaptı. 1994-1999 yılları arasında Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak çalıştı. 1999-2015 yılları arası Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde öğretim üyeliği görevinde bulundu. Şu an halen İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Hocamız kulak, burun, boğaz ve ses bozuklukları uzmanıdır. Evli ve iki çocuk babasıdır. Güzel konuşmak konulu konferansını vermek üzere İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mehmet Akif Kılıç hocamızı kürsüye davet ediyorum. Hocam buyurun. Hocam teşekkür ediyorum. Açık değil mi şu anda? Güzel konuşma. Evet. Şimdi görüntü yok. Tamam. Evet. Evet. Teşekkürler. Hayırlı akşamlar efendim. Bu haftaki Salı Meclisi'ne hoş geldiniz. Ben vakıf yönetimine bu nazik davetleri için çok teşekkür ediyorum. Güzel konuşma konumuz. Burada ilerliyor ama orada ilerlemiyor görüntü. Evet. Ben İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde kulak burun boğaz uzmanı öğretim üyesi olarak görev yapıyorum. Fakat resmi olarak olmasa da mesleki olarak ses, konuşma, lisan bozukluklarıyla uğraşıyorum. Yani sadece ses hastalıkları değil, iletişimin diğer alanlarıyla, iletişim zaten, işitme zaten kulak burun boğazın içinde, ses, konuşma ve dil bozukluklarıyla da uğraşıyorum. Evet, başlığımız güzel konuşma, biraz ilgi çeksin diye böyle bir başlık seçtik Faik hocamla beraber. Ama ben size sağlıklı konuşmadan bahsedeceğim. Biz bir hekim olarak sadece hastalıkları tedavi etmek değil, hastalıkları önlemek de bizim görevimiz. O nedenle sağlıklı konuşma, nasıl sesimizi daha sağlıklı kullanırız, nasıl konuşma organlarımızı sağlıklı kullanırız, bunlardan bahsedeceğim. Amacım konuşma nedir, nasıl konuşuruz, güzel konuşma nedir sorularına cevap vermek yanında sağlıklı ses ve konuşma konusunda size pratik uygulamaya yönelik bilgiler vermek. Biraz ders gibi olacak, özür diliyorum. Yani sohbet şeklinde konuşmaya çok alışık değilim. Bir akademisyen olarak bu tür konuşmaları hep meslektaşlarımıza yaptım. Sizlerin anlayacağı, yani tıp doktoru olmayan, tıpla ilgisi olmayanların da rahatlıkla anlayacağı şekilde sunumu basitleştirdim ama
yine de bir biraz ders havası olursa özür diliyorum. Sizlerden gelen konuyla ilgili sorularla, katkılarla biraz daha sohbet havasına dönüştürmeyi düşünüyorum. Arada soru sorabilirsiniz. Üzerinde daha fazla durulmasını istediğiniz noktalar olduğunda bunu iletebilirsiniz hiç çekinmeden. Evet, birkaç tanım var. Yani aynı dili konuşmak için bu tanımları yapmak zorundayım. Bildiğimiz konular ama ses, konuşma, dil, iletişim. Bu dört terim. Ben ne anlıyorum, sizler ne anlıyorsunuz? Ortak dili konuşalım, ortak dil üzerinde bir birlik olsun diye. Bunları kısaca tarif etmek istiyorum. Merkeze konuşmayı alırsak, konuşma, konumuz da konuşma bugün. Konuşma dilin duyulabilir dışa vurumu. Hemen dil, buradan dile geçelim. Dil ne demek? İnsanlar arasında iletişim kurmak amacıyla kullanılan kodlar ve bu kodların nasıl bir araya geleceğine ilişkin kurallar. Burada iletişim geçti. İletişim nedir? Bilgi ve görüş alışverişi. Konuşmanın devamında ses kıvrımının titreşimiyle ortaya çıkan ham sesin işlenmesiyle oluşur diyoruz. Peki ham ses nedir? Ses kıvrımının titreşimiyle ortaya çıkan enerji. Yani konuşma merkezde bunun ham işlenmemiş şekli ses. Bu aslında konuşma beyindeki dil kodlarının bir dışa vurumu, dil kodları yazıyla da dışa vurulabilir, farklı şekillerde de dışa vurulabilir. Bütün bunlar da iletişimin içinde yer alıyor. Nasıl konuşuyoruz, hiç düşündük mü acaba? Yani karşımızdaki insana düşüncemizi iletirken konuşma olayı nasıl gerçekleşiyor? Önce düşüncemizi bir tasarlıyoruz. Zihnimizde bir tasarlama aşaması var. Bu dil öncesi. Bütün dillerde, farklı dilleri konuşan insanlarda aynı, değişmiyor. Tasarlama aşaması dil öncesi bir aşama. Peşinden biz bu düşünceyi kodluyoruz. Yani ben nasıl söyleyeyim, şurada bir kalem diyeceğim. Başka dillerde farklı isimler kullanılıyor. Kalem ağzından çıkan kalem sözcüğünün kalem nesnesiyle doğrudan bir bağlantısı yok. Ama buna kod olarak bunu bağlamışız. Bu kodların belirlenmesi, kodlar, ses kodu, cümle, kelime kodu ve bu kelimelerin nasıl bir araya geleceğine ilişkin kodlar. Bunlarla biz tasarladığımız düşünceyi dönüştürüyoruz kodlara. Sonra bu kodlar nasıl dışa vuracak? Yani yazıyla mı veya sözlü olarak mı? Motor işlemlerle planlanıyor. Hangi kas nasıl kasılacak, hangi sırayla kasılacak bunlar planlanıyor. Bütün bu işlemler beyinde gerçekleşiyor. Ben bu gri olarak yazılan bölgeyi anlatmayacağım bugün. Üzerinde durmayacağım. Esas üzerinde duracağım konular. Bunun peşinden solunum. Nefes alıp vermemiz gerekiyor konuşmamız için. Enerji kaynağı sesin. Peşinden ses çıkıyor gırtlakta. Konuşmanın ham maddesi. Tını, kişinin kişiye özgü ses özellikleri, parmak izi sesteki boğumlama, konuşma sesleri oluşuyor. Konuşmanın diğer özellikleri, bunlar çok farklı. O nedenle biraz basitleştirerek tek madde altında topladım. Bugünkü konuşacağımız konular bunlar. Benim de esas ilgilendiğim konular, daha çok tıp pratiğinde uğraştığım konular bunlar. Hastalıklarıyla uğraşıyorum ama size bunun daha günlük hayatta uygulamadaki karşılığı, sağlıklı, güzel konuşma nasıl olacak? O konulardan bahsedeceğim. Nefes alırken iki türlü nefes alırız. Bir, göğüsten nefes alabiliriz. Kaburgalar yukarı doğru kalkar. Göğüs ön arka istikamette genişler. İki, diyafram kasılır, aşağı doğru iner. Yani her halükarda ikisinde de göğüs boşluğu genişler, akciğer İçindeki akciğer genişler ve hava girer içeri doğru. Nefes verirken de eğer göğüsten nefes aldıysak kaburgalar geri aşağı doğru eski pozisyonuna iner. Ön arka istikamette göğüs boşluğu daralır, hava dışarı çıkar. Karından nefes alıp veriyorsak, diyaframı kullanarak nefes alıp veriyorsak, diyafram karın kaslarının kasılmasıyla yukarı doğru çıkar ve hava veririz.
Akciğerlerden gelen havanın etkisiyle ses telleri, ben ses kıvrımı terimini daha çok tercih ediyorum. Bu gördüğümüz gırtlağın içinde, burada da bu alttaki gerçek ses teli, üstteki yalancı ses teli. Bunlar titreşir ve ses ortaya çıkar. İnsan ses kıvrımları saniyede 60 ila 1000 kez, tabii erkek sesi, kadın sesi, bunların çıkarabileceği en kalın ses, en ince ses hepsini dahil ettiğimiz takdirde bu kadar kez titreşim yapabilir. Erkeklerde konuşma sırasında 100-150, kadınlarda 180-250 defa titreşim yapıyor. Bir ses telinin titreşimi, bir hasta aslında bu ses kıvrımında, evet burada oynuyor ama orada oynamıyor. Ses kıvrımlarının nasıl titreşim yaptığını göstermek istedim ama burada ilginç bir durum. Burada oynuyor, orada oynamıyor. Evet. Bunu şöyle göstereyim size. Orada oynuyor ama. Sırf bunun için ben kendi bilgisayarımdan sunum yapmak istemiştim. Kendi bilgisayarımdan bile bunu gösteremedik. Peki vazgeçiyorum ben o zaman. Tamam. Evet. Evet, özür dileyerek vazgeçiyorum videoyu göstermekten, devam ediyorum. Sesin tını ve boğumlama özellikleri her ikisi de aynı bölgede gerçekleşiyor. Yani ses kıvrımları buradaydı, burada titreşti, ses oluştu, ham madde oluştu. Daha sonra gırtlak, yutak, ağız boşluğu, burun boşluğu gibi boşluklarda bu ses şekilleniyor. Yani bir, kişiye özgü özellik kazanıyor. İki, bu organların hareketiyle yine konuşma sesleri oluşuyor. İkisi de aynı bölgede, aynı organlar tarafından gerçekleşiyor. Konuşmanın diğer özellikleri, anlam değiştiren özellikler var. Konuşma tarzı, duygu bildiren özellikler var. Bunların detaylarına çok girmeyelim ama anlam değiştiren özelliklere iki örnek, bir vurgu örneği, bir tonlama örneği vermek istiyorum. Vurgu örneği olarak vurgunun değişmesi anlamı nasıl değiştiriyor? Mesela öğretmenim diye bir öğrenci parmağını kaldırıyor. Öğretmenin dikkatini çekmek için öğretmenim diyor. Yani ama bir öğretmen ne iş yapıyorsunuz sorusuna öğretmenim diyor. Bu ikisi yani vurgunun yer değiştirmesi anlamı değiştirebiliyor. Yine tonlama da yine anlamı değiştirebiliyor. Kim aldı gibi bir soru. Gerçekten merak ediyorum bir soru yani. Bunun kim aldığını bilmek istiyorum anlamında. Ama kim aldı şeklinde bir vurguyla, tonlamayla söylendiğinde de anlamadım, ne dedin, tekrarlar mısın şeklinde bir anlam taşıyabiliyor. Bunlar işin detayı aslında. Esas konumuza gelelim. Güzel konuşma deyince, güzel konuşmanın özellikleri nedir? Onları bir sıralayacağım. Peşinden güzel konuşma için neler gerekiyor, neler yapmamız lazım, neler bilmemiz lazım, onları kısa kısa gözden geçirerek konuşmamı bu şekilde devam ettireceğim. Sesin önce sağlıklı, güçlü ve kıvrak olması gerekiyor. Sağlıklı, yani gırtlakla ilgili sorun olmaması lazım. Güçlü, gür olması lazım. Kıvrak ne demek? Kıvrak, sesin perdesi, inceliği, kalınlığı, şiddeti, hızlı değişken olmalı, monoton olmamalı. Ses perdesi kişiye uygun olmalı, yaşına, cinsiyetine. Kulağa hoş gelen bir tınısı olmalı. Konuşma sesleri eksiksiz ve yerinden telaffuz edilmeli. Konuşma akıcılı olmalı, akıcı olmalı, gereksiz tekrarlar, duraklamalar olmamalı. Konuşmanın diğer özellikleri ortama ve dile uygun olmalı şeklinde sıralayabiliriz. Peki nasıl daha güzel konuşabiliriz?
Bundan sonrası biraz daha pratiğe, şu ana kadar anlattıklarım biraz genel bilgiydi. Bundan sonra daha çok günlük uygulamaya, herkesin uygulayabileceği bilgilere yönelik olacak. Doğru solunum. Solunumun doğru olması ses kalitemiz üzerinde, konuşma kalitesi üzerinde çok büyük etkisi var. Duruş, postür, bu da önemli. Ses hijyeni, yani ses sağlığını korumak için almamız gereken önlemler, yapmamız gereken işler, dikkat etmemiz gereken şeyler, bunlar nedir? Bunların hepsi ses hijyenini oluşturuyor. Tınının yerinde ölçülü olması lazım. Özenli boğumlama, diksiyon denilen olay, akıcılığı bozan davranışların azaltılması lazım ve konuşmanın diğer özelliklerine dikkat etmemiz lazım. Solunumla, bu pratik bilgileri solunumla bir başlayalım. Doğru solunum nedir? Doğru solunum, iki türlü solunum olduğundan bahsetmiştim. Göğüs solunumu ve karın solunumu. Göğüs solunumu, göğüs kaburgalar arası kasların kasılmasıyla göğsün genişlemesi, şişmesi ve inmesi. Bu bizim çok tasvip etmediğimiz solunum şekli. Doğru solunum, nefes alırken diyaframın kasıldığı, ki diyaframın kasılmasıyla nefes alırken karın şişer. Nefes verirken de karın kaslarının kasıldığı ve diyaframın eski yerine tekrar yükseldiği solunum şekli. Diyafram solunumu da denir. Karın solunumu veya ikisini bir arada kullanarak diyafram karın solunumu şeklinde de isimlendirebiliriz. Bu solunum dinlenen bir insanın solunumu, uykudaki bir insanın solunumu. Kendinizi dinlenirken sırt üstü uzanıp izlediğiniz zaman karnınızın şişip indiğini görürsünüz ki bu karın solunumu doğru solunumdur. Bu solunumu konuşurken yapabildiğimiz takdirde konuşma kalitemiz daha düzelecektir. Ve nefesin yeterli derinlikte olması lazım. Nefes aralarında gevşemeyi ihmal etmemek lazım. Doğru solunumun diğer özellikleri de bunlar. Duruş, postür önemli. Postürle ilgili şöyle iki pratik bilgi vereceğim. Ayakta dururken kulak memesi, omuz, kalçanın dışarı doğru en çıkıntılı olduğu nokta, dizin dış noktası ve ayak bileği. Bunların hepsi aynı çizgi üzerinde olması lazım. Duruşla ilgili pek çok bilgi var, özellik var ama buna dikkat ederseniz duruşunuzda bir problem var mı ayakta duruşunuzda? O kolay bir şekilde ortaya çıkar. Bir de boyunda ve bel bölgesinde açıklığı arkaya bakan bir kavis olması lazım. Bu ikisi duruş olarak benim söyleyebileceğim pratik bilgiler. Daha detaya girmeme gerek yok sanırım. Ses hijyeni aslında yani herkesin sadece sesiyle ilgili sıkıntısı olan insanların değil, herkesin dikkat etmesi gereken konular. Alt başlıklar bu şekilde. Bunları burada saymayayım ama alt başlıkları ayrı slaytlar olarak size göstereceğim, bahsedeceğim. Ses yükünü azaltmak lazım. Yani sesimizin ve sesimizin perdesini yani inceliği, kalınlığı en rahat düzeyde olması lazım. Çok ince sesle, çok kalın sesle konuşmak yorar. Çok yüksek sesle konuşmak insanı yorar. Uzun süre konuşmamız gerekiyorsa sık sık kısa aralar vermemiz lazım. Arada da daha uzun aralar vermemiz lazım. Akşama kadar konuşmak zorunda olan bir insan için. İnsanlarla yakın mesafeden konuşmak lazım ve insanların yüzümüzü görmesine imkan vermemiz lazım. Konuşmamızın kolay anlaşılması için. Gırtlağınızı değil bacaklarınızı kullanınız diye bir özdeyiş var bununla ilgili olarak. Bağırmayınız, çığlık atmayınız çok önemli. Gürültülü ortamlarda insan sesini kontrol edemez. Özellikle taşıtlarda konuşurken dikkat etmemiz lazım. İstemeden refleks olarak sesimizi yükseltiriz. Bu da sesimizi yorar, sesimize zarar verir. Yine sesimizin yorulduğunu hissettiğimizde dinlenmeyi, ara vermeyi de ihmal etmememiz lazım. Su miktarı, vücuttaki su miktarı ses tellerinin, ses kıvrımlarının çalışması için çok önemli. Su deyince aklıma geldi. Hemen biraz su içmem gerekiyor. Suyu bol içmemiz lazım. Günde 8 bardak su, 2 litre su gibi böyle çeşitli yerlerde bunun ifadesini duymuş olabilirsiniz, duyabilirsiniz. Kişinin kilosuna ve mevsime göre, çalıştığı, bulunduğu ortama göre su ihtiyacı değişeceği için en iyi gösterge itirar rengi. İtirar rengi su gibi açık
renkli oluyorsa, bu şekildeyse yeterli suyu alıyorsunuz demektir. Kafein tüketimi yine idrar söktürücü etkisi nedeniyle çok tavsiye edilmiyor. Yani kesinlikle kafein kullanmayın anlamında değil de ölçülü almak gerekiyor. Çay, kahve, çikolata gibi gıdaları, içecekleri. Kendi kendinize boğaz kurutucu özelliği olan ilaçları kullanmayın. Özellikle soğuk algınlığı amaçlı kullanılan, doktora danışmadan kullanılan ilaçların pek çoğunda boğazı kurutucu özelliği olan maddeler var. Bunları da kullanırken dikkatli olmak, mümkünse kullanmamak lazım. Ortam neminin %40-60 arasında olması da yine vücuttaki su miktarının ayarlanması açısından, ses kıvrımlarının sağlıklı çalışması açısından önemli. Doğru beslenmede dikkatli ve yavaş yemek önemli. Şunlardan da uzak duracağız. Nedir onlar uzak durmamız gereken şeyler? Baharat, yağlı gıdalar, kızartmalar, alkol, kafeinli yiyecekler, içecekler, asitli gazlı içecekler, mentol, ekşi meyveler, soğan, domates gibi sebzeler, çiğ olarak. Bunlar mümkün olduğu kadar uzak durmak lazım. Ve bununla birlikte yatmadan 3 saat önce yeme ve içmeyi kesmek de önemli. Ses sağlığı böyle bir şey, yani sese bunlar zararlı diye bahsederken insanların aklına hemen acaba sese faydası olan bir şey var mı? O geliyor. Ben hemen sizin aklınıza gelen soruya cevap vereyim. Sese faydası ispatlanmış tek şey var aslında, su. Su dışında ses üzerinde olumlu etkisi olduğu ispatlanmış bir şey yok. Fakat ballı limonlu sıcak su, ballı limon çayı, çay değil ama işte sıcak su içinde bal ve limon. Bu ve ıhlamurun çeşitli kaynaklarda herkes tarafından kabul edilmese, böyle tek şeyle bilimsel kitaplarda çok fazla yeri olmasa da bunun faydalı olduğu söyleniyor. Özellikle sabahları aç karnına ballı limonlu sıcak su, ıhlamurda tok karnına tavsiye ediliyor. Yaşam alışkanlıkları ile ilgili uyku dinlenme için yeterli zaman ayırma önemli. Reflü şikayeti varsa pozisyonun, yatış pozisyonun ayarlanması önemli. Ve dar giysilerden uzak durma önemli. Sigara, alkol tabii burada yoktur, sorun değildir bu meclisteki insanlar için, öyle düşünüyorum. Olumsuz ortam şartları ile ilgili şöyle biraz pratik birkaç bilgi de bununla ilgili olarak vermek istiyorum. Kirli hava, ortam havasını temizlemek için en iyi temizlik cihazı, elektrik süpürgesi, HEPA 14 filtresi kullanmak lazım. Bu dışarıya tozu hapsettikten sonra dışarıya hiç toz geri vermiyor. Tamamen filtrelenmiş hava veriyor. Ortam tozunu temizlemek bu şekilde daha kolay. Evi ortam kirliliğinin en az olduğu saatlerde havalandırmak lazım. Kuru hava, ses kıvrımlarının, boğazın üst az solunum yollarının çalışmasını olumsuz etkiler. Nemi ölçüp gerektiği durumlarda nemi artırmak, gerektiği durumlarda nemi azaltıcı cihazlar kullanmak lazım. Soğuk hava yine ses üzerinde olumsuz etkisi var. Soğuk havalarda mümkün olduğu kadar konuşmamak lazım. Ağzımızı kapatıp burnumuzdan nefes alıp ağzımızdan nefes vermemiz lazım. Nefes verirken ağızdan vermemiz lazım. Ortam gürültüsü de yine sesi olumsuz etkileyen bir faktör. Hastalıklarla ilgili birkaç küçük not iletmek istiyorum sizlere. Alt üst solunum yollarında bir enfeksiyon varsa, alerji varsa bu durumda konuşmak sese büyük zarar verir. Her zamankinden daha fazla zarar verir. Bu hastalıkların tedavisini geciktirmemek lazım. Bu durumda da ses aktivitesini, özellikle sesini kullanarak çalışan insanlar için ses aktivitesini azaltmak lazım. 2 haftadan uzun süren ses kısıklıkları soğuk algınlığından öte başka nedenlere bağlı olabilir. Mutlaka kulak boğaz uzmanı tarafından ses tellerinin, ses kıvrımlarının muayene edilmesi lazım. İşitme kaybı da yine sesi olumsuz etkiliyor. Aspirin çok sevmediğimiz bir ilaç. Hem bir cerrahi girişimlerde sıkıntı çıkarabiliyor hem de özellikle yoğun sesini kullanan insanlarda ses telinde kanamaya yol açabiliyor. Soğuk algınlığı ilaçların boğaz kurutucu etkisi olduğundan bahsetmiştim. Mentol, okaliptüs içeren pastiller de yine çok önermiyoruz. Tını konusu karışık bir konu aslında. İnsanın sesinin rengi, yani kaliteli ses, mikrofonik ses, ne hoş ses var deriz. Bir türlü de bunun izahı anlatılması zor. Bu
Sesin şekillendiği bölge, yani gırtlak ve gırtlaktan yukarısı, yutak var, ağız var, burun var bunun içinde. Bu bölgeyi çevreleyen kasların kasılması, sertliği, gerginliği, gevşekliği, bu bölgeyi örten ıslak derinin, mukozanın durumu, bunlar hepsi etkiliyor. Kasların çok gevşek olması sesin boğuk veya daha erkeksi çıkmasına bir kadın için neden olabilir. Kasılması, çok gergin olması sesin ince çıkmasına bir kadın için çocuksu bir ses, bir erkek için kadınsı bir ses çıkmasına yol açabilir. O nedenle bunların gerilim varsa düzeltilmesi lazım. Burunda genizde sorun varsa, daraltan sorun varsa düzeltilmesi lazım. Yumuşak damağın düzgün çalışması, yumuşak damağın çalışmasına engel olan geniz etli bademcik gibi sorunların çözülmesi lazım gerekiyorsa cerrahi olarak. Gevşeme egzersizleri, bu biraz önce bahsettiğim gerginliği ortadan kaldırmak için kullanılabilir. Bunların nasıl uygulandığına teknik olarak burada bahsetmem, burada o konuya girmem çok uygun olmaz diye düşünüyorum. Akıcılığı bozan davranışlar, yani konuşurken kelimelerin peş peşe dizilmesi olayı, bununla ilgili sorunlar kararsızlıktan kaynaklanıyor daha çok. Konuşma sırasında uzun boşluklar, şey gibi dolgu sesler, efendim cümleye yanlış başlama, sonra düzeltme, kelimeleri tekrarlama, sesleri uzatma, bunlar akıcılıkla ilgili hastalık düzeyinde olmayan bozukluklar. Peki bunları azaltmak için ne yapmamız lazım? Cümleleri çok önceden zihinde tasarlamak genellikle ters tepiyor, olumsuz etki yapıyor. Yani konuşurken ben bundan sonra nasıl bir cevap vereceğim karşımdaki muhatabıma diye önceden cevabınızı hazırlamaya çalışırsanız yanılırsınız, hata yaparsınız. Konuşma hızını yavaşlatmak önemli. Heyecanı yatıştırmak için sakinleştirici ilaç kullanmamak lazım. Maalesef şöyle bir akıcılık bozukluğu deyince kekemelik akla geliyor. Kekemelik problemi olanlarda bazen bazı meslektaşlarımızın sakinleştirici ilaç verdiğini görüyorum. Ve hemen hemen her kekeme sakinleştirici ilaçla daha da kötü oluyor. Bunun hastalık boyutunda olmayan, daha normal günlük hayatta karşılaşılan şekli, bir önceki slaytta bahsettiğim maddeler, bunlar da aslında sakinleştirici ilaç kullanımıyla artıyor. Buna dikkat etmek lazım. Toplum karşısında programda bir konuşma yapacaksanız iyi hazırlanın diyoruz. Ve en önemlisi, hiç kimse mükemmel konuşmuyor. Bunu unutmamak lazım ve ufak tefek bazı problemler varsa da kendimizi acımasız bir şekilde eleştirmememiz lazım. Bu da olumsuz etkiliyor akıcılığı. Evet, diksiyon deniyor. Her yerde diksiyon kursları var. Ben diksiyon hocası, diksiyon eğitmeni değilim ama uğraştığım alanda diksiyon da var. Çok daha geniş alanla uğraşıyorum. Konuşma organlarının gerginliğinin azaltılmasıyla ilgili seslerin çıkış şekli, konuşma organlarından sesler nasıl çıkıyor, bunların eğitilmesi, anlatılması, bunlar çok geniş konular, konuşma hızının yavaşlatılması. Bunun dışında ben iki pratik uygulamadan bahsedeceğim, günlük hayatta kullanabileceğiniz kalem ısırma yöntemi ve dil sürçtüren tekerlemeler. Kalem ısırma yöntemi, bir kalem getirdim buraya. Bir kurşun kalemi bu şekilde ısırdıktan sonra ve 10 dakika konuşuyoruz. 10 dakika konuştuktan sonra 5 dakika daha konuşuyoruz veya okuma çalışması da yapabiliriz. Bunu günde 2 defa tek. Yani 10 dakika okuma veya konuşma kalemle, 5 dakika kalemsiz konuşma, okuma. Bu bir seansta uygulama. Bunu günde 2 kez tekrarlıyoruz. Ağızda kalem varken konuştuğumuzda konuşma kasları normalden daha fazla kasılır ve konuşma kaslarında bir tembellik varsa, gevşeklik varsa bunu biz ortadan kaldırmış oluruz ve peşinden hemen kalemsiz konuştuğumuzda bu kasların ne kadar daha düzgün çalıştığını ve konuşmamızın ne kadar düzgün, daha düzeldiğini fark ederiz. Bu günlük hayatta uygulayabileceğiniz çok da karmaşık olmayan güzel bir yöntem. Konuşmanın anlaşılırlığının az olduğu, kelimelerin, harflerin, seslerin birbirine karıştığı durumlarda, böyle sorunu olanlarda çok rahatlıkla uygulanabilir.
Dil sürçülen tekerlemeler var. Pek çoğunu biliyorsunuz. İnternetten de bulabilirsiniz. Ben de internetten buldum. Üç tunç tas has kayısı o şafı. Yani böyle tekerlemeleri hatasız söyleyinceye kadar defalarca tekrarladığınız zaman bir süre sonra konuşma kaslarının güçlendiğini, bu tekerlemeleri hatasız bir şekilde söylediğinizi göreceksiniz. Tabii bu tekerlemeler yani sonsuz demeyelim ama çok sayıda. Burada yazdığımdan çok daha fazla. Ne kadar çok çalışırsanız bu konuda konuşma kaslarınız o kadar daha iyi gelişecektir. Hatalar, konuşurken hatalar o kadar azalacaktır. Konuşmanın diğer özellikleri derken hızı var, konuşmanın perdesi var, şiddeti var. Bunlardaki değişiklikler, bunlardan bahsediyorum. Konuşma içeriğine uygun olması lazım konuşma şeklimizin. Bunun yolu aslında arkadaşlar, yani bu işi iyi yapan, iyi bilen insanları örnek almak. Televizyonda, radyoda güzel konuşanları dinleyip onları taklit etmeye çalışmak, ayna karşısında kendimizi izlemek, bunlar bu konudaki yeteneğimizi geliştirir. Tabii ki erken yaşlarda başlanırsa böyle bir çalışmaya, böyle bir uygulamaya etkisi daha fazla olacaktır. Duygular konuşma içeriğine uygun ve abartısız bir şekilde taşınmalıdır. Duygusunu konuşmasına yansıtmayan bir insanın konuşması güzel bir konuşma değildir veya abartılı duygu yansıtmak konuşma sırasında çok hoş karşılanmaz. Dil kusurları konumuz dışında, konuşmanın dışında, konuşmayla bağlantısız demiyorum ama yine de hiç yani birkaç kelime, birkaç cümle de olsa bahsetmeden geçemeyeceğim dil kusuru. Yani dilin ne olduğunu daha iyi de anlatacak buradaki ifadeler. İfadesi yetersiz kişinin. Mesela kelimeleri yersiz kullanıyor, seçilen kelimeler ortama uygun değil, cümle yapısı bozuk, konuşma seslerinin heceler yutulmuş, gereksiz hece ses eklenmiş, ünlüler mesela ağlar gerektiği gibi uzun söylenmiyor veya kısa söylemesi gerekirken uzun söyleniyor. Sesler kalın ince, özellikle K, G gibi, L gibi bu sesler ince söylenmesi gerekirken kalın söyleniyor. Bunlar dil kusuruna giriyor, konuşma kusuruna girmiyor. Yani çok detaylı olarak şu dildir, bu konuşmadır ayrımını yapmak istemiyorum. Burada çok fazla kafanızı karıştırmak istemiyorum ama buradaki bahsedilen olaylar konuşma organlarının hareketinden çok konuşma organlarını yönlendiren beyindeki dille ilgili bilgiden kaynaklanıyor. Yani kağıt diyeceği yerde kağıt diyen insan ince A'yı söyleyemediği için dil, oradaki A'nın ince olacağını, olması gerektiğini bilmediğinden veya bunu biliyor, öğreniyor, geri unutuyor, günlük pratik hayatta kullanamıyor, ondan kaynaklanıyor. Yani organ kullanımından kaynaklanan problemler daha çok konuşma problemi, konuşma olarak adlandırılıyor. Beyinde organların nasıl hareket ettirileceği bilgisinin depolandığı yerden kaynaklanan sorunlar da dil sorunu olarak isimlendiriliyor. Ben son söz olarak şunları söylemek istiyorum. Yani buradaki konuşmamdan eve götürecek mesaj olarak bunları vermek istiyorum. Güzel konuşma daha geniş anlamıyla etkili iletişim, yani etkili iletişimin bir parçası olarak güzel konuşma becerisi. Yaratılıştan gelen yetenekler, çevre ve erken yaşlarda alınan eğitimin bunun üzerinde katkısı, etkisi çok büyük. Benim burada anlattığım şeylerin etkisi sınırlı. Yani burada boş şeyler anlattım demek istemiyorum. Bir miktar bu anlattığım şeylerin uygulanması konuşmada olumlu etki yapacaktır mutlaka. Yani sizi bulunduğunuz yerden bir adım veya birkaç adım daha ileri taşıyacaktır. Bu da aslında bir başarıdır. Yani böyle bir konuşma, sohbet mi dersiniz, ders mi dersiniz, biraz daha ders havası oldu, özür diliyorum onun için. Yani bunu dinlemeyle, burada öğrenilen, edinilen bilgileri uygulamayla mükemmel konuşmak mümkün olmadığını ben de biliyorum. Hiçbir etkisi olmaz da demiyorum. Uyguladığınız takdirde bulunduğunuz pozisyondan daha ileri gideceksiniz. Hiç bunda şüpheniz olmasın. Her zaman doğru, mükemmel demek doğru demek değildir aslında. Yani bulunduğunuz noktadan daha iyiye gitmektir hedef. Hedefimiz bu olduğu takdirde de bu anlattıklarıma dikkat etmeniz sizi
başarıya ulaşacaktır. Daha güzel konuşmak mümkün olacaktır. Ben ilginiz ve sabrınız için teşekkür ediyorum. Evet, ben arada soru alabiliriz demiştim ama... Evet hocam, soru için soruyu, yani sonu, misafirlerimizden... Evet. Erkeklerle bayanlar arasında bir rakamsal fark var. Evet, evet, tabii. Yani kadın bu oradaki rakamsal değerler, kadın da erkekte sesin inceliği, kalınlığıyla ilgili değerlerdi. Kadınların sesinin ince olduğunu hepimiz biliyoruz. Sesin oradaki değer ne kadar yüksek olursa, frekans ne kadar yüksek olursa ses o kadar incedir. Aşağı yukarı ortalama bir kadın sesi, ortalama erkek sesinin iki katı frekansındadır. Bunun müzikteki karşılığı bir oktav üzeridir. Yani aynı sesi bir müzik eserinde, tabii mutlaka aramızda müzikle ilgilenenler de vardır. Bir notayı kadınlar bir oktav yukarıdan söyler. Arada yaklaşık bir oktav fark vardır. Frekansın iki katı fark vardır. Sesin inceliği, kalınlığının özelliği. Sağ ol. Evet. Evet, oradan göremedim ama bir hocam sesi duydum. Evet, uzakta. Evet. Peltek konuşma derken konuşma seslerinin düzgün çıkmamasını kastediyorsunuz, değil mi? Şimdi tabii özel olarak bir ses, iki seste problem varsa onların düzeltilmesi için çaba gösteriliyor. Yani bunun tedavisi var. Tedavisi ne kadar erken yaşta uygulanırsa o kadar başarılı oluyor. Genel olarak bütün seslerde bir gevşeklik varsa, bütün sesler tam yerinden çıkmıyor, zor anlaşılıyor konuşma. Böyle bir durum varsa ve bunun altında beyinle ilgili, kasların kontrolüyle ilgili, beyin tarafından kontrolüyle ilgili bir sorun yoksa, kalem ısırma egzersizi biraz önce gösterdiğim, tarif ettiğim, onu uygulamak mümkün. Ama bir S sesinde problem var, bir R sesinde problem var ki en sık bunları görüyoruz. Bunlar da o sesin nasıl çıkaracağını öğretmek yanında, öğrettikten sonra günlük uygulama egzersizleri, ödevleri veriyoruz. O şekilde sesi yavaş yavaş pekiştiriyoruz. Düşünülenin aksine böyle yanlış çıkan bir sesi öğretmek hiç de zor olmuyor. Mesela bir sesini çıkaramayan bir insana ben maksimum yarım saatte sesini nasıl çıkaracağını öğretiyorum. Çıkarıyor hasta. Ama bunun günlük hayatta kullanılması o biraz zaman alıyor. Yani işin zor tarafı onun pratiğe dökülmesi, dönüştürülmesi. Evet, buyurun. Sesin çıkması ile ilgili, sesle ilgili, dudak ve dilin fonksiyonu daha çok konuşmayla ilgili. Yani ses gırtlakta çıkıyor. Yani ses dediğimiz şey, evet, ham madde. Tabii ki dudak sesleri, dil ses, dil zaten hepsinden önemli. Yani konuşma deyince en önemli organ dil. Yani ses burada çıktıktan sonra sesin şekillenmesinde en önemli katkı dilden kaynaklanıyor. Dudaktan çıkan sesler de var. İlgili sesle mesela P sesi, B sesi, M sesi, bunlar dudakta bir sorun varsa, dudakta yani yüz felcinden kaynaklanan dudak kullanımıyla ilgili sıkıntı var veya dudak yarığı var veya dudağından ameliyat olmuş, kanser ameliyatı olmuş, dudağın büyük bir kısmı alınmış, bu insanlarda dudaktan çıkan seslerde sorun oluyor. Dilde sorun olduğu zaman da pek çok ses etkileniyor. Yani bilmiyorum, sormak istediğiniz bu muydu? Evet. Oradan bir sorum, bir... Evet. Evet, buyurun. Tabii ki, tabii. Yani şimdi dil dedik ama dil dişe temas ediyor. Karşısında temas edecek bir diş yoksa, değil mi? Yani arada yeterli boşluk olması lazım.
veya tam bir temas olmaz lazım çıkan seslere göre. Ben konuşma seslerinin çıkmasıyla ilgili o konuya çok girmedim. Aslında benim esas uzmanlık alanlarımdan biri. Çok uğraştım. Mesela klinik fonetik, fonetik. Bu konuda çok çalışmam var. O konuya girdiğim zaman içinden çıkamayacağım için hiç o konuya girmedim. Tabii ki dil kadar diş de önemli. Bütün organlar, yani gırtlak dahil, hatta nefes, karın kaslarından tutun. Çünkü karından nefes almayı tavsiye ediyoruz. Karında bir sorun varsa veya midede sorun varsa karın kaslarını kullanmak sıkıntılı olabilir. Diyafram, göğüs, gırtlak ve daha yukarıdaki organlar, hepsinin etkisi vardır. Yani belki bazılarının etkisi daha fazladır ama mutlaka dişin de etkisi vardır. Dilin etkisi çok büyüktür, dudağın etkisi vardır. Doğru. Evet. Evet, buyurun. Evet. Kur'an okurken, ilahi okurken mest oluyoruz. Evet, evet. Veya işte şarkıcı, türkücü. Bunun sebebi, kaynağı nedir? Yaratılıştan mıdır? Başka bir sebebi var mıdır? Bu konuda bir açıklama yaparsanız. Şimdi tabii güzellik, güzel konuşma nedir derken, değil mi? Bir, ses güzelliği vardır, ses kalitesi vardır. İki, sesin tınısı, tınıyı ne etkiliyor? Kişiden kişiye ses değişiyor. İşte bunu belirleyen tını, yani ben veya siz ikimiz de aynı sesi aynı perdede, aynı kalınlıkta, incelikte çıkardığımız halde ikimizin sesi farklı. Niye farklı? Çünkü boğaz yapımız farklı. Boğaz yapımız farklı olduğu için, buradan sesin parmak izi farklı olduğu için sesler birbirinden fark ediliyor. Yani bu şu kişinin sesi denebiliyor. Yani tanıdığımız bir kişi ise bunu söylemek mümkün. Tını dediğimiz özellik etkiliyor. Bunların dışında bir de işin sanat yönü var tabii. Yani sanatını iyi icra ediyorsa, yani müzik sanatı, yani okuduğu, söylediği, Kur'an-ı Kerim de olabilir, bir dini müzik, bir ilahi olabilir veya başka bir şarkı da olabilir. İşini iyi icra ediyorsa, yapıyorsa, yani sesini yerine göre inceltme, kalınlaştırma ve o sesin kalitesini sabit tutma özelliği, bunlarda bir problem yoksa o ses güzel oluyor. Tabii bunların hepsinin içinde en önemlisi tını, açıklaması en zor olan da tını. Yani ses güzelliği dendiğinde gerçekten bugün bile, yani tıbbi olarak veya bilimsel olarak tınının detayını, tınının analizde, çeşitli bilgisayarda analiz yöntemleri, sistemleri var. Pek çok özelliği ortaya koyuyoruz ama iki kişinin tını farkını net bir şekilde ortaya koyamıyoruz. Yani bunun ikisinin arasında şu fark vardır diyemiyoruz. O daha çok artık dinlemeyle algılanıyor. Yani söyleyebileceğim bunlar. Bilmiyorum. Evet, orada bir soru var. Buyurun. Saygıdeğer hocam, burnun konuşmadaki rolüne değinir misiniz kısaca? Evet. Burun. Evet, burun. Burun önemli ama az önemli. Niçin az önemli? Burundan çıkan sesler, Türkçe'de M ve N sesi burundan çıkar. Bunun dışındaki seslerde burnun rolü yoktur. M ve N sesinde rolü vardır. Eğer burun tıkalıysa, buna genizi de dahil etmek lazım. Geniz, burnun arkası. Burun arkası, geniz, burun yapısında bir daralma varsa M ve N sesleri bozuk çıkar. M ve N seslerinin nasıl bozuk çıkar? M daha çok B'ye yaklaşır, N de daha çok D'ye yaklaşır. Burun tıkanıklığı veya geniz tıkanıklığı olan insanlarda. Onun dışında konuşmanın diğer özellikleri, ben bunu test etmek için özel cümleler geliştirdim. Mesela burundan çıkan hiç kelime, harf, ses içermiyor. Bunu söyleterek
problemin burundan kaynaklanıp kaynaklanmadığını anlamamız mümkün. Yani Türkçe'de iki ses var burundan çıkan ve burunla bozulabilen mevene, onun dışında etkilenmez. Evet, buyurun. Evet. Bu ses farklılıkları, kişiden kişiye değişen ses farklılıkları sesten mi kaynaklanıyor yoksa kulaktan mı kaynaklanıyor? Yani kulağımıza gelen ses bir bütün olarak kulağımız mı bunu ayrıştırıyor yoksa sesler mi ayrıştırılmış vaziyette kulaklara mı gidiyor? Teşekkür ederim. Evet. ben gerçekten ilginç bir soru. İletişimciyim ben ama yani işitme konusuna hiç girmedim bugün. İşitme özür dilerim. Ve kulağımıza gelen seslerin algılanması olayı. Bu ayrı bir konu. Konuşma derken bir ifade yönü, işin ifade yönü. İşitme derken de algı yönü var. Nasıl ki konuşma dilde, dudakta bitmiyorsa İşitme de kulakta bitmiyor. Bunun ötesi var. Yani konuşmada iş beyinden başlıyor. Organlara doğru gidiyor. Öyle bir yol kat ediyor. İşitmede de kulaktan başlıyor, beyine doğru gidiyor. Beynin kabuğuna doğru gidiyor. Kulağa gelen ses, kulağın yapısı salyangoz, yani iç kulaktaki işitmeyi algılayan bölge, yapısı nedeniyle sesleri ayrıştırıyor. Farklı sesler, farklı frekanslardaki, incelikteki sesler salyangozun farklı bölgelerinde titreşimine neden oluyor. Ve o farklı titreşimler farklı sinirlerle beyne iletiliyor. İki ayrı kulaktan gelen ses beyinde algılanıyor, sesin yönünü belirliyoruz. Beyinde bu farklı frekanslardaki seslerin içerikleri, bu bir kadın sesi mi, bu bir A sesi mi, bir E sesi mi, B mi, C mi, bunların değerlendirilmesi yapılıyor. Bütün bunlar yapıldıktan sonra konuşmanın dil olarak ne anlama geldiği bulunuyor. Yani işin o boyutu aslında iletişiminin algı boyutu. Kulakta frekanslar incelik kanlık ayrıştırmaya başlıyor. Adım 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 işitme yollarında beynin farklı bölgelerinde bu seslerin ne anlama geldiği, ne ifade ettiği, en son beyin kabuğunda bu hangi harf nasıl birleşmiş, hangi kelime oluşmuş, hangi kelimeler birleşmiş, hangi cümleyi oluşturmuş ve bu cümleyle ne demek istiyor, bunlar ortaya çıkıyor. İşin, iletişimin algı yönü, bu bugün benim değinmediğim konuydu, iletişimin algı boyutu. Sanırım sormak istediğiniz, öğrenmek istediğiniz de buydu. Bilmiyorum. Cevap olabildi mi sizin sorunuza? Evet. Kekemelik nasıl tedavi edilir? Bir defa ben şunu söyleyeyim kekemelikle ilgili. Kekemelik kesinlikle tedavisi olan bir hastalıktır. Yani böyle bir ön yargılı olmamak lazım. Tedavisi yoktur gibi ön yargı olmaması lazım. Özellikle pratik bilgi açısından anneler, babalar için küçük çocukların kekemeliklerinde pratik birkaç şeyi söylemek istiyorum. Yani doğrudan doğruya hasta üzerinde yaptığımız tedavi işlemlerinden burada bahsetmek istemiyorum. Benim küçük çocuk, yani 6-7 yaşından daha küçük olup da kekeleyen çocukların annelerine babalarına öğütlerim, söylediklerim şunlar. Bir defa diyorum ki konuşma hızınızı yavaşlatın. Siz yavaş hızla konuşun ki çocuğunuz da yavaş hızla konuşsun. Çocuğunuzu iyi dinleyin, iyi bir dinleyici olun. İyi dinleyici olursanız çocuğunuz üzerinde zaman baskısı olmaz, çocuğunuz rahat konuşur. İyi dinleyici olmak ne demek? Çocuğun konuşması sırasında gözünün içine bakarak dinlemek. Siz meşgulsünüz, işiniz var, çocuğunuz bir şey anlatmak istiyor. Siz hiç çocuğunuza bakmıyorsunuz veya bir an önce şu
çocuk söyleyeceğini söylese de ben de işime baksam düşüncesindesiniz. Bu çocuk üzerine zaman baskısı yapıyor ve çocuk takılıyor, kekiliyor. Çocuğunuzun gözünün içine bakarak şefkatle ona zaman ayırdığınızı hissettirerek bir cümleyi bir saat içinde de söylese ben seni dinlerim mesajını vererek dinlediğinizde çocuk rahatlıyor. Bir de tabii bu konuyu çok ulu orta konuşmamak, gündeme getirmemek lazım. Sürekli gündeme geldiğinde de bir farkındalık oluşuyor. Çocuk durumun farkına varınca iş pekişiyor. Bu küçük çocuklar için, küçük çocuğu kekeleyen anneler babalar için benim önerilerimden önemli başlıklar. Doğrudan doğruya hastalar üzerine, büyük çocuklar, erişkinler üzerine uyguladığım tedaviyi burada detayına girmeyeceğim ama onlarda da en önemli özellik konuşma hızının yavaşlatılması. Evet. Evet, Faik hocam tamam demişti. Evet hocam. Hocam ağzınıza sağlık, Allah razı olsun. Güzel konuşmak konulu konferansı için Profesör Doktor Mehmet Akif Kılıç hocamıza şükranlarımızı arz ediyoruz. Hocam sizi göndermiyoruz. Plaket ve çiçek takdimi yapılacaktır. Hocamıza plaketini vermek üzere Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğretim üyesi Recep Öztürk hocamızı biz sahneye davet edelim. Hocam buyurun. Ve hocamıza çiçeğini vermek üzere İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor İlyas Tuncer hocamızı da sahneye davet edelim. Hocam buyurun. Kardeşim teşekkür ederim. Allah razı olsun. Şöyle bir kenara vereyim de sonra. Allah razı olsun İlyas kardeşim. Sağ olun. Allah razı olsun. Çiçeğiniz de çok güzel. Sağ olun, teşekkür ederim. Hocam birkaç cümle almak isteriz Recep hocam. Hocam biraz daha hocam. Recep bir tarafa geçmiş. Akif hoca benim sınıf arkadaşım. Aynı evde de belli bir süre kaldık, hatta İlyas arkadaşımızla birlikte Cerrahpaşa'da aynı dönemde öğrenciliğimiz aynı dönemde geçti. Teşekkür kendisi ederim. Büyük gayret gösterdi. Tevazu itibarıyla CV'sinde anlatılmadı ama bu konuyla ilgili dünyada nerede bir uzman varsa Almanya'sında Mısır'ına kadar gayret etti. Dikkat ederseniz epeyce dolaştı. Bizim gibi İstanbul'da doğup orada bir yapmadı. Urfa'dan Mısır'a kadar benim bildiğim konuyla ilgili en iyi uzmanlara gitti. Tevazu sahibi bir kardeşim. Türkiye'de bu alanda gerçekten tek numara. Yani şehadetle söylüyorum. Alanında en yetkin insan. Çok zor bir alan. Onlara da değinmedi. İnşallah umarım böyle bozukluklar olmaz ama inşallah medeniyette çok güzel bir merkez kurulur kendisinde gayretleriyle. Ülkede buna benzer sorunlar çözülür. Çok ciddi sorunlar var. Yanlış mercilerde aranıyor sorunun çareleri. Böyle bir merkez inşallah Türkiye'ye çok fazla yarar sağlar. Akifçiğimi tekrar tebrik ediyorum. Evet. Çok müstefit oldum. Evet. Allah razı olsun. Aslında Akif Hoca geçen de Tıp Fakültesi'nde bir seminer vermişti. Ben o seminerin burada sunacağını umduğum için geldim. Gerçi gelecektim de ama o konuşmayı inşallah bir sonraki şeyde seminerde versin. Hakikaten toplum olarak herkes o konuşmadan istifade edecektir. Konuşma bozukluklarına yönelik çok değerli bir sunusu vardır. Sözünü buradan alalım. Çünkü toplum içerisinde sıkıntı çeken birçok arkadaşımız var. Onların sıkıntılarına, dertlerine derman olacak bir konuşma. Hem tababet yönünden hem de özgüven verme yönünden inşallah Akif hocamızdan onun garantisini alalım. Bugün yapmış olduğu
konuşma için kendisine teşekkür ederim. Başarılarına devam edin. Evet, Allah razı olsun. Biraz tıbbi bir konuşmaydı o konuşmam. Yani kulak burun boğazcılar değil de genel tıp doktorlarına, meslektaşlara yönelik bir konuşmaydı. Buraya biraz daha yani tıp dışından insanlara yönelik bir konuşma hazırlamak istedim. Umarım sıkıcı olmadım. Ben her iki arkadaşımdan, sınıf arkadaşım diyeceğim İlyas için de, çiçek ve plaket almak da benim için büyük bir onur, büyük bir zevkti. Teşekkür ederim, Allah razı olsun diyorum yani. Allah razı olsun, teşekkür ediyorum. Evet, değerli hocamlara şükranlarımızı arz ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar efendim. 15 gün sonra aynı gün ve aynı saate buluşmak ümidiyle hepinize hayırlı akşamlar efendim.